Herkese merhaba. Üçüncü sınıf kesir problemleri konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslı'nın tokalarının 7'de ikisi bordo, 7'de biri mavi, geri kalanları ise beyazdır. Toplam 56 tane tokası olduğuna göre beyaz tokaları kaç tanedir? Daha önceki dersimizde de söylediğim gibi kesir problemlerini şekil çizerek yapmamız bizim işimizi daha çok kolaylaştıracaktır. Şimdi ben toplam 56 tokayı şekil üzerinde göstereceğim. Şöyle bir bütün çiziyoruz ilk önce. Evet, bir bütün çizdik. Bu bütünümüz 56 tokayı sim geliyor. Şimdi biz bu 56 bütünümüzü kaç eş parçaya böleceğiz? 7 eş parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 eş parçaya böldük. Şimdi biz bu bütünümüzü 7 eş parçaya böldük. Bunun 7'de ikisi bordoymuş. Şimdi şekil üzerinde 7'de ikisini gösteriyorum. Bir parça, iki parça. Bakın 7'de 2'yi şekil üzerinde gösterdim. Bu kadarı Aslı'nın bordo'ymuş. Bordo tokaları. 7'de 1'i ise maviymiş. Bu taraftan da 7'de 1'ini gösteriyorum. Evet burası 7'de 1. Aslı'nın tokalarının 7'de biri ise maviymiş. Devam ediyorum soruma. Geri kalanları ise beyazdır. Bakın şu da geri kalanlar oluyor. Geri kalanlar kaçta kaç oluyor? 7 eş parçaya böldük. 1, 2, 3, 4 parçasını seçtik. O zaman 7 4'ü de beyaz oluyor. Peki problem bana neyi soruyor? Toplam 56 tane tokası olduğuna göre, bakın 56 diye belirtmiştim. Beyaz tokaları kaç tanedir? Beyazı soruyor. Şimdi ben 56'yı kaç eş parçaya böldüm? 1 2 3 4 5 6 7 eş parçaya böldüm. Ben bir eş parçayı bulmak için 56'yı kaça bölmem lazım? 7'ye bölmem lazım. Eğer ben 56'yı 7'ye bölersem bir eş parçanın kaç tane olduğunu bulabilirim. 5'in içinde 7 yok. 56'nın içinde 7 8 kere. 8 kere 7 56. Çıkarıyorum. 6'dan 6 çıktı 0. 5'ten 5 çıktı 0. Bir eş parça kaçmış? 8'miş. Yani şu her eş parçamız 8 oluyor. Peki Beyazlar kaç eş parçadan oluşuyor? Bakın 1, 2, 3, 4 eş parçadan beyazlar oluşuyor. Bir eş parçam 8 ise 4 eş parçam kaçtır? Ne yapmam lazım? 8 ile 4'ü çarpmam lazım. 8 çarpı 4 eşittir. 32 tane beyaz tokası vardır diyoruz. Ve aslının kaç tane beyaz tokası olduğunu buluyoruz. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. 18 deste fındığı olan temel fındıklarının 9'da 2'sini yemiştir. Temel kaç fındık yemiştir? Şimdi biz problemimizde temelin kaç tane fındığı olduğunu biliyor muyuz? Evet kaç tane fındığı var? 18 deste. Hemen hatırlayalım. Bir deste kaça eşitti? Bir deste 10'u eşitti. Peki bir deste 10 18 deste kaç yapar? Ne yapmam lazım? 18 ile 10'u çarpmam lazım. Kısa yoldan çarpma işlemini hatırlayalım. O sayının sağ tarafına bir sıfır koyuyoruz. 18 yazdığım yanına bir sıfır koydum ve 180 buldum. 180 nedir? Temelim fındıkları. Peki. Şimdi Temel 180 fındığının 9da ikisini yemiş. Kaç fındık yemiş? Ne yapacağız? Şekil üzerinde göstereceğiz. Şöyle bir şeklimizi çizelim. Evet, bu bir bütünü temsil ediyor kaç taneymiş. Yani temelin fındıklarını gösteriyor. 180 tane temelin fındığı varmış. 9'da ikisini yemiş. Şimdi bunun 9'da ikisini göstereceğiz. Kaç eş parçaya böleceğiz? 9 eş parçaya böleceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 eş parçaya böldük. Bunun 9'da ikisini yedi için 2 parçasını yemiş oluyor. 2 parçasını 1 2 işaretliyoruz. Ve gördüğünüz gibi 9 2'yi burada göstermiş oldum. Bu 9 ikisini temel ne yapmış? Yemiş. Peki problem bana neyi soruyor? Temel kaç fındık yemiştir? Şimdi bu bütünün tamamı 180. Bu bütün 9 eş parçaya ayrılmış. Eğer ben bir eş parçayı bulursam 9'da ikisini de bulabilirim. İlk önce bir eş parçayı bulacağım. Yani şu bir eş parçanın Neye eşit olduğunu bulacağım. Onun için 180'i 9 eş parçaya bölündüğü için 9'a bölüyorum. Bölme işlemine her zaman bölünenin sonundaki sayıdan başlıyoruz. 1'in içinde 9 var mı? Yok. 18'in içinde 9 2 kere. 2 kere 9 18. Çıkarıyoruz. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bir bölme işleminde bölünenden inen 0 varsa bölüme 1 0 koyarız. Peki, şimdi bir eş parçayı kaç buldum? 20 buldum. Yani şu her bir eş parça 20'dir. Hepsi eş olduğu için hepsi 20'ye eşittir. Peki, 9'da ikisini bulmak için kaç eş parça var? 2 eş parça var. 1 2. Ben 20'yi 2 ile çarparsam 9'da ikisini bulabilirim. 20 çarpı 2 diyoruz. 2 kere 0 0 2 kere 2 4 40 fındık yemiştir. Evet, Temel kaç fındık yemiş? 40 fındık yemiş. Bu şekilde 9'da ikisini 40 olarak buluyoruz. Sıradaki sorumuza geçelim. 140 liranın onda dördünü dün harcayan İrem geriye kalan parasının altıda birini bugün harcadı. İrem'in geriye kaç lirası kalmıştır? Ne demiştik? Kesir problemleri çözerken ilk önce verilen kesri şekil üzerinde göstereceğiz. Hemen bütünümü şekil üzerinde gösteriyorum. Bu benim bütünüm. Buna 140 lira diyorum. Bu 140 lira. Şimdi 140 lira onda dördünü dün harcamış. Hemen 140 liranın onda dördünü göstereceğim. 10 eş parçaya böleceğim. 4 parçasını seçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eş parçaya böldüm. 4 eş parçasını seçeceğim. 1, 2, 3, 4 eş parçasını seçtim. Bakın burası 10'da 4 oldu. Bunu ne zaman harcamış? Dün. Dün harcamış diyelim. Peki. Problemi okumaya devam ediyorum. Geriye kalan parasının 6'da birini bugün harcadı. Bakın. Şu boyadığım kısım harcadığı kısım. Geriye kalan kısım ise şu beyaz kalan kısım. Şimdi ben elimle böyle kapattığım zaman geriye kalan kısmı sadece görüyorum değil mi? Peki geriye kalan parasının ne kadarını harcamış? 6'da birini. Yani geriye kalan parasını 6 eş parçaya bölmüş bir parçasını almış. Bakın geriye kalan para 1, 2, 3, 4, 5, 6 eş parçaya zaten bölünmüş. Bir eş parçasına alacağım bunun. Evet yani şurası 6'da 1 olmuş oldu. Peki bunu ne zaman harcamış? Bugün harcamış. Bugün de bu parçayı harcamış. Peki problem bana neyi soruyor? İrem'in geriye kaç lirası kalmıştır? Bakın İrem'in geriye kalan ise şu hiç boyanmamış, hiç seçilmemiş beyaz kısım geriye kaç lirası kalmıştır diyor. İlk önce 140 dediğim bütünümün bir eş parçasını bulacağım. 140'ı kaç eş parçaya bölmüştüm? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eş parçaya bölmüştüm. Eğer ben 140'ı 10'a bölersem bir eş parçasını bulabilirim. Evet. 140 bölü 10 diyorum. Kısa yoldan bölme işlemini hatırlayalım. Bir sayıyı 10'a bölüyorsak Sağındaki sıfırı silmemiz yeterlidir. 140'ın sağındaki sıfırı siliyorum ve cevap 14 oluyor. Yani bir eş parça kaçmış? 14. Bakın şu bir parça 14. O zaman bunların hepsi kaçtır? Eş olduğu için, yani eşit olduğu için her biri 14'tür. Evet, bu şekilde yazıyorum ki daha iyi anlamanız için. Peki, geriye kalan kaç parça? 1 2 3 4 5 parça. 5 eş parça 14. 5 eş parça kaç yapar? Ne yapmam lazım? 14 ile 5'i çarpmam lazım. 14 ile 5'i çarpıyorum ve geriye kalan parasını buluyorum. 5 kere 4 20. 0 yazdık. Elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde 7. 70 lira. 70 lirası kalmıştır diyoruz. Evet İrem'in 70 lirası kalmış. Kesir problemlerimize burada son veriyoruz. Size tavsiyem mutlaka kesir problemi çözerken verilen kesri şekil üzerinde çizerek problemi çözmeye çalışın. Çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Anlamanız için de çok iyi olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.